Mutlu günler kıymetli Sivas Radyo Televizyonu seyret izleyenlerimiz. Yeni bir Şifa Kapısı programımızda yine sizlerle birlikteyiz. Bu hafta Şifa Kapısı programımızda kanser hastalığını işleyeceğiz. Peki kanser hastalığını kimin işleyeceğiz? Kıymetli hocamız, uzman doktor Züleyha Kadehçi bizlerle birlikte olacaklar. Radyasyon onkoloji uzmanımız. Züleyha hocam işinde çok başarılı, çok kıymetli ve önemli bir mütevazi bir doktorumuz, önemli bir hekimiz. Ben hocama öncelikle sormak istiyorum. Kanser nedir? Kanser, kontrolsüz üreyen hücre topluluğudur. Kanserin Latince manası yengeç manasına gelir. Yani çevresine uzanan, invaze olan bir hastalık türüdür. Kanser hastalığı vücudun herhangi bir organına geldiği zaman, yerleştiği zaman dur noktası yoktur. Hızlı hızlı büyür, büyür, büyür. Çevresindeki damarları, sinirleri, dokuları, hepsini gerer gerer ve kendisine yer açar, büyümeye de devam eder. Kanser büyümeye devam ettikçe çevresindeki dokulara bası yaptığı yerlerdeki sinirlere eğer bası yaparsa hastada çok şiddetli ağrılar görülür. Eğer kan damarlarına bası yapmışsa o zaman hastada kontrol edilemeyen kanamalar ortaya çıkar. Yine soluk borusunu itecek şekilde büyümüşse hastada nefes darlığına neden olur. Beyin içerisindeki bu doku büyümeye devam ettiyse o zaman baş ağrıları, bulantı, kusma, çift görme gibi şikayetler ortaya çıkar. Yine bağırsaklarda yerleşmişse bağırsaklardaki büyümesine bağlı olarak aşırı derecede kabızlık veya ishal, bağırsak hareketlerinde değişiklik, perforasyon dediğimiz bağırsağın delinmesine sebep olacak şikayetlerle hastalar ya acillere başvurur ya da polikliniklere başvururlar. Kanser kısacası böyledir. Peki Züleyha Hocam, kanserin belirtileri nelerdir? Kanserin belirtileri organlara göre değişmektedir. Yukarıdan aşağı başlarsak, beyin kanserlerinde, beyin tümörlerinde hastanın şikayeti, bulantı, kusma, çift görme, baş ağrısı, dengesizlik, halsizlik gibi şikayetlerle ortaya çıkar. Gırtlak kanseri dediğimiz ses tellerini tutan kanser türlerinde de hastada ses kısıklığıyla belirti verir. Hastalar bunu çok önemsemezler. Ses kısıklığının sebebi çok uzun yıllardır var diye doktora gitmek istemezler ama dışarıdan da belli olacak şekilde eğer ses kısıklığı, boğukluk şikayetleri varsa mutlaka kulak burun boğaz doktoruna gitmeleri gerekmektedir. Yine akciğer kanserleri. Akciğer kanserleri çok sık metastaz yapan kanserdir. Metastaz nedir? Kendi bulunduğu organdan başka organlara sıçramasıdır. Bize akciğer kanseriyle gelen kişiler uzun süren öksürük, nefes darlığı, balgamında kanamayla başvururlar. Ancak akciğerinden uzak organlara dediğimiz kemiklerine de sıçramışsa hastaları maalesef ilk şikayetlerini fizik tedavi polikliniklerinde giderek işte benim omzum ağrıyordu, benim sırtım ağrıyordu, belim ağrıyordu diye hasta fizik tedavi polikliniğine gider veya ortopedi polikliniğine gider. Orada yapılan tetkiklerinde hastanın o kemiğinde tümör olduğu tespit edilir. Geriye dönüp bu tümörün nereden kaynaklandığı bakılırsa o zaman akciğer kanseri olduğu görülmektedir. Yine karında şişmeler ortaya çıkıyorsa, hastanın yüzünde, sağlıklı olan kişinin yüzünde sarılık gelişmişse o zaman karaciğer tümörleri veya hastalığın karaciğere yayıldığını göstermektedir. Bağırsak kanserlerinde ise büyük abdesti yaparken gaytada renk değişiklikleri, koyulaşma şikayetleri mutlaka genel cerrahi doktoru tarafından görülmelidir. Hastaya bu şikayetleri olduğu zaman uzun süren kabızlıklar, ishaller, karın ağrıları şikayetleri olursa mide, bağırsak ve rektum dediğimiz bağırsağın alt kısımdaki tümörlerinden kaynaklanan belirtiler olduğu aklımıza gelmelidir. Yine yumuşak doku kanserleri vardır. Bunlar nadir rastlanır ama kolunda, bacağında, boynunda, sırtında
şey şeklinde, büyümüş bir şekilde kitle veren, cildin altından da görülen kas büyümesi görüldüğü zaman da bu yağ bezesidir, doktora gitmemize gerek yok diye kendimizi avutmamamız gerekir. Mutlaka doktora gidip o bölgelerin MR'ını çektirip içerisinde solid kitle mi var, kist mi var, onların görüntülemelerinin yapılması gerekmektedir. Yine kadınlarda en önemli rahim ağzı kanserleridir. Rahim ağzı kanserleri kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden biridir. Bunun altını çiziyorum. Neden? Erken teşhis edildiğinde %100 tedavisi olan kanser türüdür. Bunun da bir tek teşhis yöntemi vardır. Kadınlar kadın doğum muayenesine gidecekler. Simir dediğimiz rahim ağzından yapılan küçük bir fırça yardımıyla yapılan bir şeyle, hemen sürüntüyle mikroskopta bakılır. Patolog hücre bazında tümör olup olmadığını bizlere söyler. Ve çok erken teşhis edilir. Çok erken teşhis edilince 10 yıllar, 20 yıllar hastaları hastalıksız bir şekilde takip etme imkanımız ortaya çıkmaktadır. Bu bizim için çok önemli. Ondan sonra erkeklerde görülen prostat kanserleri. Prostat kanserleri de kanda bakılan PSA dediğimiz bir tahlille, PSA hormonunun yüksek olması bize mutlaka prostat kanserini göstermektedir. Bunların haricinde en önemlisi kadınlarda görülen meme kanseridir. Evet. En sona onu bıraktım. Yani çok korkulan. En çok korkulan. Ve kadınlarda 10 tane kadından bir tanesinde meme kanser görülme riski çok yüksektir. O yüzden özellikle aile öykümüz varsa, teyzemizde, halamızda, yakınlarımızda meme kanseri öyküsü varsa çok daha erken zamanda tetkikleri yaptırmaya başlamamız gerekmektedir. Göğüste görülen ağrısız kitleler bizi mutlaka doktora götürme sebebi olmalıdır. Ağrısız kitle çok önemli. Göğsün meme başında çekinti olması, renk değişikliği olması, portakal kabuğu görünümde olması göğsün. Yine koltuk altında elimize gelen bezelerin olması bizi meme kanseri yönünde uyarmalıdır. Mutlaka öncelikle genel cerrahi doktoruna gitmemiz gerekmektedir. Yine meme başından gelen akıntı, renk değişiklikleri, bunlar bizi mutlaka genel cerrahi doktoruna gitmemizi sağlamalıdır. Kaçmamalıyız. Erken teşhis bizim için çok önemlidir. Erken teşhis hayat kurtarır diyebilir miyiz hocam? Kesinlikle. Hastalık ne kadar erken evrede, hastalığın evreleri 1, 2, 3, 4'tür. Ne kadar erken evrede yakalanırsa bizim tedavi seçeneklerimiz, olanaklarımız o kadar fazla olur. Hastaya şifa dağıtmamız o kadar çok yüksek olur. Onun için belirtiler başlamadan check-up dediğimiz, yani yıllık rutin kontrol filmlerimizi çektirerek sağlığımızı güvence altına almamız gerekmektedir. Bunu mutlaka bütün herkese dikkatini çekmek istiyorum. Bu önemli. Züleyha Hocam, tabii kanserin de tedavi aşamaları var. Peki kanser hastalığının tedavi aşamaları nelerdir? Kanser hastalığının tedavisinde 3 tane tedavi yöntemi vardır. Birincisi cerrahi, ikincisi kemoterapi, üçüncüsü radyoterapi. Cerrahi dediğimiz tümörün erken evrelerde yakalanmış olan tümörlerde tümörün tamamının ortadan kaldırılmasıdır. Cerrahi olarak tamamen çıkarılmasıdır. Eğer hastamızda cerrahi olarak tamamen çıkarsak bile hastaya ek olarak kemoterapi dediğimiz, kemoterapinin anlamı damardan veya ağız yoluyla kullanılan ilaç tedavisidir. Ya kemoterapi eklenmesi gerekmektedir ya da radyoterapi dediğimiz ışın tedavisi, halk arasında şua tedavisi eklenmesi gerekmektedir. Bu tedavi yöntemleri bazen bazı hastalarda kemoterapi öne geçer, bazı hastalarda radyoterapi öne geçer, bazı hastalarda cerrahi öne geçer. Hastalığın evresi, patolojik tipi, hastanın cinsiyeti, bunlar hepsi tedavinin öncelikleri için önemli kriterlerdir. Bazı hastalarda hiçbir şekilde cerrahi olmaz. Hastaya kemoterapi veya radyoterapi ile tedavi ederiz veya tek başına
Hastanın eğer hastalığı bütün organlarına yayılmışsa, eğer kanamaları varsa, öksürürken kanamaları, büyük abdestinde, gaytasında durdurulamayan kanamaları, kan değerlerinde düşmeler varsa, nefes darlığı varsa, o zaman hastaya palyatif dediğimiz, hastanın hayat kalitesini yükseltici bir şekilde radyoterapi tedavisi yapmaktayız. Bu radyoterapi tedavisi seanslar halinde uygulanır. Hafta içi her gün hastamız tedaviye gelir. Bu tedavi makinenin içerisinde, radyoterapi cihazının içerisinde hastamız yatar pozisyonda kalır ve 10 ya da 15 dakika kadar bu makinede kalır. Tedavisi tamamlanır. Tedavi öncesinde hangi organa ışın tedavisi uygulanması ile ilgili ön hazırlık filmi çekilir. Planlama filmi çekilir. Bu ön hazırlık planlama filmi tomografi cihazıyla, radyoterapi planlama tomografisi cihazıyla yapılır ve hastaların her gün aynı alandan tedaviye girmelerini sağlamak için de hastamızın üzerine belli noktalara işaretlemeler yapılır. Bu işaretlemeler hastanın her gün sağlıklı bir şekilde doğru yere ışınlanmasını sağlayacak noktalardır. Bu cihazın sağ, sol ve yukarısındaki lazer ışık görüntülerinin ciltteki yansımalarının üzerine konan bantlardır. Hastaya radyoterapi sırasında gerekli yapması gereken şeyleri söylemekteyiz. Bu tedavi sırasında çok sık duş almalarını istemeyiz. Duş aldığı zaman da ertesi gün tedaviye geldiğinde teknisyenlerimiz tarafından o bantların yerinde olup olmadığını kontrol ederiz. Bunlar çok önemlidir. Yine hastamızı çok sağlıklı tedaviye alabilmek için radyoterapi cihazının planlama tedaviden önce hastalarımızı direkt grafilerini alırız o bölgenin ya da tomografi grafilerini alırız ve o tomografi kesitlerine göre doğru yeri mi ışınlayıp ışınlamadığımızın kontrollerini yaparız, onay veririz ve hastamızı tedaviye alırız. Ama hasta duramayacak durumdaysa, çok ağrısı varsa, yatma süresi çok kısa olacaksa o zaman tomografi görüntülerinden ziyade hastanın yine görüntülerini alabileceğimiz X-ray görüntüleri, ön arka görüntülerini, sağ ve soldan görüntülerini alırız. Yine doğru yere ışınladığımızdan emin oluruz ve hastamızı tedaviye alırız. Bizim radyoterapi sırasında hasta güvenliği çok önemlidir ve hasta güvenliği için biz monitördeyken, teknikerlerimiz monitördeyken, hastayı tedavi alırken içerisine gösteren kameralarımız vardır ve hastanın anlık hareketlerini kontrol ederiz. Bu anlık hareketlerinizi hem görüntüyle kontrol ederiz hem sesini de algılayabiliriz ve bizim mikrofonumuz, megafon aracılığıyla hastaya komutlar veririz ve hasta kendini daha çok güvende hisseder. Bunlar çok önemli şeylerdir. Radyoterapi böyle. Süreyya Hocam, şeker tüketiminin zararlı olduğunu söylersiniz. Kanserli hastalarımızda da şeker tüketimiyle ilgili bilgilerinizi paylaşmak istiyorum izleyenlerimize. Bununla birlikte tabii sigara başlı başına çağımızın hastalığı ve cep telefonu kullanımı. Peki kanserdeki rolleri nelerdir bu üç unsurun? Kansere sebep olan faktörler nelerdir? En önemlisi sigara. Sigara akciğer kanserlerinde oluşumunda sebep olan en önemli faktörlerden birisidir. Sigara kullanımı. Gırtlak kanserinde yine sigara kullanımı çok önemlidir. Geçmiş yıllarda kadınların sigara kullanımı düşüktü. O yüzden de geçmiş yıllarda kadınlarda görülen akciğer kanser oranı daha düşüktü. Şimdi kadınlarda kullanılan sigara kullanımı arttıkça erkeklerle birlikte aynı seviyeye gelmeye başladılar maalesef. Yine biraz önce de söylediğimiz gibi gıdalar içerisinde işlenmiş gıdaların çok tüketilmesi, yine çok fazla kızartma türü şeylerin yenmesi, bunlar mide kanser gelişimini, diğer kanser gelişimine sebep olacak faktörlerdir. Sağlıklı beslenmemiz gerekiyor. Kışın kışlık sebze ve meyveleri, yazın yazlık sebze ve meyveleri tüketmemiz gerekmektedir. Sıvı alımını bol bol
yapmamız gerekir. En az günde 2 litrenin üzerinde su içmemiz gerekiyor. Bunun da yine böbrek hastalığı olup olmadığı ile ilgili doktor kontrolünde yapmakta fayda vardır. Hani çok fazla yükleme yapıp böbreklere zarar verecek durum olursa doktor gözetiminde hastalar su içmeye su içerler. Yine şeker kullanımını kısıtlı tutmamız gerekiyor. Kanser hastalığının tedavisi sırasında. Ama şunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bir kişi kanser hastası da olmuş olsa hastanın yürümesi için enerjiye ihtiyacı var. Normal günlük hareketlerini yapabilmesi için de enerjiye ihtiyacı var. Eğer çok fazla bunu şöyle yapıyoruz zaten, proteinden zengin beslenmesini sağlıyoruz. Ama proteinden zengin beslenirken de hastayı da enerjisiz bırakmamamız gerekiyor. Buna dikkat ederek şeker tüketimini tedavi sırasında özellikle minimuma indirmekte fayda vardır. Yine hastaların cep telefon kullanmaları dikkatli kullanmaları gerekmektedir. Sağlıklı olan bizler de hasta olanlar da cep telefon kullanırken şunlara dikkat etmeleri gerekmektedir. Öncelikle hamileler cep telefonundan uzak duracaklar. Hamilelerin cep telefon kullanmalarını istemiyoruz. İkincisi, çocukların cep telefon kullanmalarını istemiyoruz. Çünkü çocukların vücudundaki su oranı yüksek olduğu için elektromanyetik dalgalar cep telefonunun içerisindeki çocukları anten gibi kullanmaktadır ve çocuklara zararı var. Ben şöyle diyorum, 8 yaşının altında asla cep telefonuyla bağlantı kurmak yasak. 8 yaşının üzerinde sınırlı sayıda sadece mesajlaşılabilir. Bir de telefonların görüntü özellikleri ne kadar artarsa o cihazın elektromanyetik radyasyon riski o kadar yükselmektedir. Yani bir ev telefonunun kablolu normal elden kullanılan ev telefonunun riskiyle çok iyi donanımlı bir cep telefonunun riski arasında dünya kadar fark vardır. O yüzden buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Cep telefonunu açtığımız zaman ki bu dalgalar çok daha fazla yüksektir. Cep telefonu açarken vücudumuzdan uzak bir yerde tutacağız. O birkaç saniye önemli. Ondan sonra kulağımıza getirmemiz gerekiyor. Ve kulaklık kullanmamızı öneriyoruz. Kulaklık kullanıldığı zaman da radyasyon riski düşmektedir. Yine yolculuk sırasında cep telefonunun görüşmeler yapmamamız gerekiyor. Çok fazla kullanmamamız gerekiyor. Neden? Yolculuk sırasında bir alanda bir yerden diğer yere geçerken ki baz istasyonları değişir. O baz istasyonundan bu baz istasyonuna doğru cep telefonumuz algılarını değiştirdiği zaman bizim de vücudumuza zararlı etkileri artabilir. O yüzden de yolculuk sırasında özellikle asansöre binerken asansörde cep telefonuyla mutlaka konuşmayı kesmemiz gerekiyor. Ne kadar çekmiyorsa telefon, ulaşmaya çalışıyorsa o kadar çok radyasyon geliyor diye söyleyebiliyorum. Ben bu konunun uzmanı değilim. Yine altını çizeyim. Ben bir radyasyon onkolojisi doktoruyum ama sağlığımıza dikkat etmemiz için de düzenli, dikkatli bir şekilde telefonları kullanmayı önermekteyiz. Gece yatarken telefon yanımızda olmayacak. Çünkü her mesaj, maalesef her mesaj geldiğinde, bir de şöyle yapıyorlar yeni nesil, yastığın altına koyuyorlar. Bu çok sakıncalı, çok sakıncalı. Çünkü gece gelen her mesajda vücudumuz zaten o an dinlenme pozisyonunda. O dinlenme pozisyonundayken verdiği zarar çok daha yüksek olur. Onun için yatak odamızdan uzak tutacağız. Şöyle yapıyorum, ben kendim evde Wi-Fi'yi kapatıyorum. Kapatıyorum. Akşamları Wi-Fi kapatmak gerekiyor ki en azından hani şey yapsın, ortamdaki radyasyonu azaltmış olalım diye. Züleyha Hocam çok teşekkür ediyorum. Ne kadar çok yanlış yapıyormuşuz. O yanlışları da artık yapmamamız gerektiğini
hocamızdan da dinlemiş olduk kıymetli izleyenlerimiz. Tabii ülkemizde de kansere yakalanma oranı var. Peki ülkemizde kansere yakalanma oranı nedir? Ülkemizde kanserin görülme sıklığı ne kadardır? Kanserin görülme oranı her yıl ülkemizde yaklaşık 200 bine yakın kişiye yeni kanser tanısı konmaktadır. Bu çok büyük bir rakam. Yani 200 bine yakın kişiye yeni kanser tanısı konmaktadır. Ve bu kanser tanısı konan kişilerin kadınlarda en sık görülen kanser türü meme kanseridir. Her 10 kadından bir tanesi meme kanseri görülme riski altındadır. Erkeklerde en sık sigara kullanımına bağlı akciğer kanseri görülmesi çok yüksektir. Yine bağırsak kanserleri görülme sıklığı çok yüksektir. Tiroid kanserleri yine yüksek olarak görülmektedir. Kadınlarda jinekolojik kanserlerden rahim ağzı kanserleri en sık görülen kanserlerdendir. Ve erkeklerde prostat kanseri bu dediğim sırayla aşağı doğru inmektedir. Çocukluk çağı tümörleri de bütün tümörlerin arasında nadir az görülen tümörlerdir. Onların branşı farklıdır. Onların pediatrik onkologları, pediatrik radyasyon onkologları, pediatrik medikal onkologları ve cerrahları vardır. Onlar birlikte tedavi ederler. Yine yumuşak doku sarkomlarda kas tümörleri de yine az görülen kanser türleri arasında diyebiliriz. Meme kanserlerinin sık görülür ama sık görüldüğü halde en fazla erken teşhis edilen kanser türleri arasındadır. Ne kadar erken teşhis ediyorsak tedavide %100 başarı şansımız gün geçtikçe artmaktadır. Yine akciğer kanserlerinde görülme sıklığı da çok yüksektir. Akciğer kanserinin erken teşhisi için de yine bir şikayetimiz olmadan check-up yaptırmak maksadıyla birer akciğer filmi çektirmekte fayda var. Özellikle o kişi sigara kullanıyorsa mutlaka bir akciğer filmi çekip kenara koyması gerekiyor. Ki uzun yıllar sonra diyelim ki kanser teşhisi konduğunda bir önceki filmle hastalık teşhisi konduktan sonraki filmin karşılaştırılması için önemli bir belgedir bizler için diyebilirim. Peki Züleyha Hocam, kişi kanser tedavisiyle kanser hastalığıyla karşı karşıya geldi, tedavisine oldu, tedavisine olumlu cevap verdi. Peki bu kişinin tekrar kanser olma riski nedir? Kanser teşhisi almış hastalar tedavi olduktan sonraki ilk 2 yıl riskli bir yıldır. 2 yılda tekrarlama riski yüksektir. O yüzden ben tedavimi oldum, bir daha tedavi olmaya, bir daha takibimi yaptırmayayım gibi düşüncelere asla kapılmamak gerekir. Düzenli takiplerini yaptırmamız gerekir. İlk 2 yıl çok önemli. Ondan sonraki süreçte 5 yıla kadar takiplerimize devam ettireceğiz. 5 yıldan sonra da düzenli bir şekilde takip aralığımızı biraz daha uzatarak yine kontrollerimizi yaptırmamız gerekiyor. Ama yine dediğim gibi ilk 2 yıl bizim için tekrarlama riski adına çok önemli süreçtir. Peki son olarak neler söylersiniz hocam, toparlayacak olursak? Şunu söyleyebilirim, erken teşhis hayat kurtarır. Bu ne demektir? Herhangi bir şikayetiniz olmadan da, herhangi bir sıkıntınız olmadan da düzenli bir şekilde check-up'larınızı yaptırmanızı istiyorum. Veya şikayetleriniz ortaya çıkmaya başladığı zaman da doktora gitmekten korkmamalıyız, kaçmamalıyız. Takiplerimizde kalmalıyız. Ne kadar erken teşhis edilirse başarı oranımız o kadar yükseleceği için elimizden geldiğince doktorla bağlantımızı koparmamamız gerekir. Bunları söyleyebilirim. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Bunu asla unutmayalım.
Evet kıymetli SRT izleyenlerimiz, Sivas Radyo Televizyonu Şifa Kapısı programımızda bugün erken teşhis hayat kurtarır dedik ve kanser hastalığını konuştuk kıymetli hocalarımızla ve değerli konuklarımız var bizlerle birlikteler, hasta yakınlarımız var. Peki erken teşhisin hayat kurtardığını belirttik, hocalarımızla belirttiler. Siz neler söylemek istersiniz efendim? İşte söylenildiği gibi erken teşhis etmek, ben kendi hastalığımdan bahsedeyim. Çok erken teşhis ettim, birinci evresinde. Çok daha az kemoterapi aldım. Daha az tedavi gördüm ve daha çabuk iyileştim. İyileşmeye başlıyorum şu anda. Son aşamasındayım. Birkaç gün sonra bitecek tedavim. Normal insan gibi sağlığınıza geri dönüyorsunuz. Ama her şeyden önce erken teşhis tabii çok önemli ama her şeyden önce bu hastalığın sürecinde moral ve stresten kesinlikle uzak durmak ve buna inanmak gerekiyor. Yani enerjinizi yüksek tutacaksınız. Sürekli güleceksiniz, sıkıntılı olaylardan, sıkıntılı insanlardan uzak durmaya çalışacaksınız. Bence en önemlisi bu. Size birileri dertlerinizi anlatmasın, bırakın onları dinlemeyin. Kötü haberler seyretmeyin. Hep pozitif ve olumlama yapın. Gerçekten bu sizin hücrelerinizi yeniden yenilendiriyor. Evet, kemoterapide sağlık sorunlarınız oluyor, bağışıklığınız çöküyor, tekrar hücreleriniz yenileniyor ama aslında sizin İçinizdeki enerji ve pozitif bakmak sizi yeniliyor. Tekrar. Şimdi ben sağlığıma yeni kavuşuyorum ya. Bu süreç bana yeniden doğuyormuşum gibi geliyor. Bakın mesela saçlarım döküldü ve tekrar uzuyor ya. Tekrar dünyaya geliyormuşum gibi hissediyorum. Ve bunun da bir mutluluğu oluyor. Evet, zor bir süreç. Hastaları anlıyorum. Ama erken teşhis gerçekten çok önemli. Ben bir de şunu yakaladım, doktorlarımdan şöyle bir şey duyuyordum. Ben çok erken bir dönemde ben yakaladım, nasıl yakaladın diye sürekli soruyorlardı. Bunu anlatıyordum. Onlar da bana şöyle söyledi, genelde kadınlar kendilerini önemsemiyorlar. Herhangi bir şey, ya, muayene ettiklerinde, kendilerini herhangi bir şey yakaladıklarında bugün giderim, yarın giderim, bir gün şöyle randevu alırım. Sürekli erteliyorlar ve farkında olmadan kendi hastalıklarını geciktirip belki de diyor doktorum söylediğini söylüyorum. Belki de ameliyat şansı kalmadan bana geliyor dediğini duydum. Mesela bu eğitimli insanlarda da var. Mesela bir proftan bahsetmişti doktorum bana. Kendisi üniversitede prof fakat göğsü çürümüş bir halde geliyor. İşte erken teşhis dediğimiz şey bu. Hayat kurtarıyor. Sizi tekrar yaşama bağlıyor ve sağlıklı bir insandan hiçbir farkınız kalmıyor. Hiçbir fark yok. Yani bence bir an önce işte kadınlar özellikle... Biz meme kanserinden bahsedeceğim. Yani kanserlerin türlü türlü ve çeşitleri var. Ben meme kanseri olduğunu söyleyeceğim. Meme muayenelerini yapıp bir önce doktorlarına başvursunlar. Ve şu da var değil mi hocam? Hekiminize de güvenmeniz gerekiyor. Hekime güveneceksiniz, tıbba ve bilime güveneceksiniz. Her şeyden önce kendinize güveneceksiniz. Kendinize inanacaksınız. Evet. Bu hastalık sizinle ilgili bir şey. Mesela bugün ben 6 ay önce teşhis koyuldu bana meme kanseri diye. 6 ay önce... Böyle bir şey yokken birden bende kanser olduğunu söylediler ya, böyle birden evet kanser var sizde. Bundan sonra olmayacak diye bir şey yok ve kimse de olmayacak diye bir şey yok. Bu yüzden her zaman tedbirli olmalı, önlemimizi almalıyız. Sadece bunu söyleyebilirim. Bütün kadınlara da buradan kendilerini önemsemelerini istiyorum. Mesela farkında olun, kendinizin farkında, vücudunuzun farkında olun. Çünkü siz özelsiniz. Evet siz özelsiniz. Bu hayat tekrar size verilmeyecek. Tekrar bir yaşam yok. Genç yaşta neden bir kanser olup da hayata veda edelim veya sevdiklerimize veda edelim? Hayatı sevmelisiniz ki kendinize önem vermelisiniz ki erken yaşta erken zamanda teşhis edip sağlığınıza kavuşalım diyorum ben bütün kadınlara. Peki hocam, hastanemizin hizmetlerinden de memnun musunuz? Hastane hizmetlerinden inanılmaz memnunum. Ben hiç böyle bir şey beklemiyordum. Gerçekten çok şaşırdım. Güler yüzlü çalışanlar, doktorlarımız çok ilgili ve alakalı, hizmetliler dahil, yani radyoterapi oradaki teknikerler inanılmaz iyiler. İnanılmaz bir hastaya nasıl davranabileceklerini, moral verebileceklerini. Hastane çalışanlarından memnun olduğum gibi hastanedeki hastalardan da memnunum. Gelenler de böyle oluyor. Herhalde karşılıklı bir iletişim ve pozitif bir enerji oluyor. Mesela geç kalsam hemen arıyorlar. Neredesiniz Gül Hanım? Sizi bekliyoruz. Yukarıda beni buluyorlar. Çay içerken hadi gelin vaktiniz geldi falan gibi.
Gelemediğim zamanlar başka bir randevuyu erteleyebiliyorum. Mesela bunu diğer hastanelerde, devlet hastanelerde yapmamız çok mümkün olmuyor. Kesinlikle. Bir şikayetim olduğunda doktorumla özel odasında oturup konuşup rahatlayabiliyorum veya ilacımı yazdırabiliyorum, alabiliyorum. Hastaneden çok memnunum. Gerçekten öyle. Teşekkür ediyorum buradaki hizmetlere. Teşekkür ediyorum. Bütün kanser hastalarına geçmiş olsun. Son kez yine söyleyeceğim. Her şeyin başı sağlık. Önce moral, önce kendiniz, siz önemlisiniz. Her şeyden önce bir birey ve insansınız, yaşıyorsunuz. Herkese geçmiş olsun. Evet kıymetli Seret izleyenlerimiz, onkoloji servisindeyiz. Şifa Kapısı programımız devam ediyor ve hasta yakınlarımızla birlikteyiz. Hasta yakınımız, hastamızın moral ve motivasyonu ile ilgili neler söyleyecekler? Ama öncelikle kendilerini tanıyalım. Ben Mürsel Serol. Burada kayınvalide rahatsız. Gerçi o da 80 yaş civarında. Ama bu da kolon bağırsaktan, tam şu anda sonuç ne olacak bilmiyoruz. Yine de hani erken hareket ettik biz de, hani erken yapabileceğimizi, ne yapılabilir diye o şekilde geldik. Vesile oldu, bu hastaneye geldik. Küçükçekmece'den geliyoruz biz buraya aslında. Ama iyi, hastaneden memnunuz. Şu anda hizmetler de iyi sağ olsun, doktor da iyi. Herkes ilgileniyor. Yönlendirme de iyi. Şu an için kaç gün oldu? 15 gün oldu. Daha bir 10 gün daha geleceğiz buraya. Sağ olsunlar, eksik olmasınlar. Biz de aynı bunu hani erken teşhis. Amacımız hani daha önceden bir yol almak. İnşallah sonuçta ne çıkacak? Tahliller sonucunda ona da bakacağız. İnşallah iyi olacak bakalım ya. Temennimize. Sağ olun, teşekkürler. Teşekkürler, size de başarılar. Evet, erken teşhis hayat kurtarır dedik. Kanser korkulacak bir hastalık değil. Erken teşhis olduğu zaman, tedavi yöntemleri de hastalarımıza sunulduğu zaman erken teşhis hayat kurtarıyor. Peki kıymetli hocamız, değerli hocamız, uzman doktor Züleyha Kadehçi ne kadar güzel konulara değindi. Bizleri vermiş olduğu bilgilerle ne kadar da güzel bilgilendirdi. Radyosal onkoloji uzmanımıza çok teşekkür ediyoruz. Siz değerli Şifa Kapısı programını izleyenlerimize de bizlerden ayrılmamanız ümidiyle. Hoşçakalın, dostçakalın, saygı ve sevgiyle kalın efendim.